Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. 38 yıldır kitap ve kültür fuarı geleneğimiz devam etmektedir. Bu senede inşallah burada Sultanahmet Meydanı'nda 38. Kitap ve Kültür Fuarı'nı başlatmış olmanın sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bizi özümüzle buluşturan, nefsimizle yüzleştiren Ramazan ayının bilgi, bilinç ve idrak boyutunu da canlı tutmak ve bu mübarek zamanı fikri ve kalbi düzlemde farkındalık ve yenilenmeye vesile kılmak için her sene kitap ve kültür fuarı düzenliyoruz. Ramazan kitapla buluşuyor sloganıyla bu senede İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Almanya'da vatandaşlarımızla buluşacağız inşallah. Öğleden sonra da inşallah Büyük Çamlıca Camimizin iç avlusunda ilk kez düzenlenecek olan fuarımızın açılışını gerçekleştireceğiz saat 14'te inşallah. İslam medeniyeti bilgi ve kitap medeniyetidir. Okumayı, anlamayı, aklını kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayeti kerime ve hadisi şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bedir Savaşı'nı şöyle bir hatırlayalım. Orada çok anlamlı bir sahne her zaman anlatılır, her vesileyle. Kitap deyince, kalem deyince, okumak deyince hatırlanan bir sahne. Bedir Savaşı sonrası düşman ordusundan esir alınan kişiler var. Allah Resulü Efendimiz talimat veriyor. Buyuruyor ki, bu esirlerden her biri okuma yazma bilmeyen 10 kişiye okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacaktır. Tarihi bir karardır bu. Tarihi bir talimattır ve ilim, irfan, bilgi, hikmet konuları her gündeme geldiğinde hatırlamamız gereken çok önemli bir olgudur, olaydır. Sadece bu uygulama bile, Yüce Peygamberimizin bu talimatı bile, Peygamber Efendimizin okuma yazma ile nitelikli bir toplum oluşturma arzusunu ortaya koyan fevkalade bir vesikadır. Bu ufkun aydınlığında Müslüman alimler 7. yüzyıldan Rönesans'a kadar 7 asır boyunca ilmin bütün alanlarında insanlığın inkişafına öncülük etmişlerdir. Dolayısıyla bizler Endülüs'ten Mavera-ün-Nehre devasa kütüphaneleriyle tarihe iz bırakmış, bilgiyle, kitapla, hikmetle bütünleşmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Ama bugün okuma ve kitaba verilen değer açısından baktığımızda maalesef oku emri ile başlayan İkra bismi rabbikellezî halak, biraz önce hocamızın okuduğu vahyin ilk ayetleri olan bu ayetlerle başlayan her daim bilgiyi yücelten bir dinin ve asırlarca bilimin her alanında insanlığa öncülük etmiş bir tarihin mensuplarının durumu çok iç açıcı değildir. Zira ulusal ve uluslararası istatistiki verilere göre ülkemiz de dahil İslam coğrafyası
kitap okuma oranında dünyada dünya ortalamasına göre gerilerde kalmakta. Kitap Müslümanların ihtiyaç listesinin neredeyse sonlarında yer almaktadır. Bu fuarları işte bunun için çok önemsiyoruz. Dünyada ekonomi, sanat, teknoloji, hukuk alanında ileri ülkelerin en bariz özelliklerinden birisi de kitap okuma oranı, yayın sayısı ve niteliği gibi açılardan önde olmalarıdır. Unutulmamalıdır ki bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin her zaman mahkumu, esiri olmuşlardır. Diğer açıdan İslam'ın doğru anlaşılması konusunda sahih dini bilgi hayati öneme sahiptir. Bunun için Kur'an ve sünneti, İslam'ın kaynak eserlerini ve İslam medeniyetini iyi tanımaya ve iyi anlamaya muhtacız. Mecburuz. Zira bugün insanlığın devasa meselelerini çözme noktasında Kur'an ve sünnet en büyük imkandır. Ancak öncelikle onları en doğru şekilde anlayıp en uygun yöntemle çağa taşımak sorumluluğu hakkıyla yerine getirilmelidir. Üzülerek ifade etmeliyim ki son vahye, köklü bir medeniyete, dinamik insan kaynaklarına sahip olduğu halde İslam dünyası insanı ve hayatı inşa edecek bir bilgi ve dünya tasavvurunu güçlendirip izah ederek yeryüzüne henüz teklif edebilmiş değildir. Kıymetli kitapseverler, okumanın neticesi hayata değer katmaktır. Okumak ile sorumluluk, hak duyarlılığı, güzel ahlak gibi değerler arasında pozitif ve vazgeçilmez bir ilişki vardır. İnsanı olgunlaştırmayan, hayatı güzelleştirmeyen bilgi ve okumalar faydasızdır. Zira bizim inancımız ve medeniyetimizde bilgi terbiyedir, sorumluluktur. Sabırdır, iyilik için çalışmaktır. Onun için dünyamızda, medeniyetimizde ilim ve alimin yeri hep öndedir. Kitap ve okur bağlamında yapılan çalışmalar veya araştırmalarda iki hususa daha çok dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Birincisi, özgün ve nitelikli eserler konusudur. Zira eser sayısı kadar yayın niteliği de önemlidir. Bu manada her eser bize yeni şeyler öğretmeli, yeni ufuklar açmalıdır. İkincisi ise nitelikli okur konusudur, okuyucu konusudur. Bu manada bilinçli okumalar yapmak, ihtiyacının ve okuduklarının farkında olmak da oldukça önemlidir. Yani nitelikli yayın ve nitelikli okuyucu meselesi birbirini tamamlayan ve geliştiren iki unsur olarak beraberce ele alınmalıdır. İnsanın bilgiyle iki yönden sağlam ve köklü bir ilişki kurması da oldukça önemlidir. Bunlardan birincisi, düşüncenin değil imajın, sözün değerinin değil görselliğin öne çıktığı bir dünyada bilgiye değer vermeyen, bilgiyi önemsemeyen bir yaklaşım terk edilerek bilginin öneminin idrak edilmesi ve bilgiye ulaşmak için herkesin bir çaba ve fedakarlık içerisinde olması gerekmektedir. İkincisi, sadece bilgiyi edinmekle yetinmeyip öğrendiklerini bilince dönüştürerek hayatına tatbik eden, edindiği ya da ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan bir anlayış güçlendirilmelidir. Hepimizin bildiği bir realite olarak bilgi en büyük güçtür. İyilik için kullanılırsa insanlığa hizmete, hukuk ve ahlak tanımayan insanların elinde ise insanlık için felakete dönüşür. O yüzden Allah Resulü Efendimiz dualarında
Allahümme inna nes'eluke ilmen nafi'an duasını çok yapar. Yani Allah'ım senden faydalı ilim istiyoruz. Ya da Allahümme inni e'uzu bike min ilmin la yenfa. Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım. O açıdan ilmin faydalı olması gerekiyor. İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler, dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgiyi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda kendisini daha da geliştirmelidir. Bu mesafeyi telafi etmek durumundayız. Doğru ve sahih bilgi zeminini kaybettiğimizde, bilgi üretmeyi ve geliştirmeyi ihmal ettiğimizde, sağlıklı düşünmeyi, sorunları tespit etmeyi ve çözüm üretme imkanını da kaybediyoruz maalesef. Netice itibariyle değer olarak görülmeyen, hikmetle yoğrulmayan, uygulanarak ahlaka dönüşmeyen bilgi hayata huzur getirmeyecektir. Dolayısıyla bize düşen bilgiyle, hikmet ve tefekkürle yeniden öze dönmek, ortak zeminimizi sağlamlaştırmak, yaşadığımız çağın sorunlarına bilgiyle çözüm bulmaktır. Bu vesileyle önemli bir etkinlik olarak gördüğümüz 38. Kitap ve Kültür Fuarı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılmış olan bu fuarın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyor. Bütün katılımcılara, yayın evlerine, kitap dostlarına teşekkür ediyor. Bütün emeği geçen kardeşlerimi kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Yayın evlerimizin, kitaplarımızın okuyucusu bol olsun inşallah. Tekrar hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ramazan'da kitap dostu olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. İstanbul Sultanahmet Kitap ve Kültür Fuarı'nı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde, önderliğinde açıyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Bol okuyucu, bol kitap dostu ile buraların dolmasını nasip eylesin diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlara vesile olsun inşallah. Yayın evleri sahibi kardeşlerimiz, basınımızın güzide mensupları, hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Güzel bir mekandayız, güzel bir zamandayız. Zamanların en mukaddesi Ramazan ayındayız. Büyük Çamlıca Camii'nin iç avlusundayız. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Medeniyetimizin, inancımızın, kitabının ilk ayetlerine bakalım. Yani nüzul itibariyle, iniş sırası itibariyle ilk ayetlerine baktığımız zaman şu anda yaptığımız işi bize emrediyor adeta. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlıyor ve devam ediyor. Halakal insane min alak, ikra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil galem, allemel insane mâ lem ya'lem. Kitaptan okumaktan, kalemle yazmaktan, öğrenmekten, öğretmekten bahseden ilk ayetleri, bunlardan bahseden bir kitabın mensuplarıyız. İşte bu emirler doğrultusunda daha çok okumamız, daha çok yazmamız, daha çok öğrenmemiz, daha çok öğretmemiz gerekiyor. Bizleri bu mübarek Ramazan günlerinde özellikle Kur'an okuma noktasında daha hassas davranan kullarından eylesin ve diğer kitapları okuma noktasında da kalbimize, gönlümüze gayret versin diyorum.
Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Gençleriyle, çocuklarıyla, kadınıyla, erkeğiyle burada kitap dostlarımızı camide buluştursun, yayın evlerinde buluştursun. Tekrar hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Görüştük Sultanahmet'le. Peki, hayırlı olsun bakalım.